Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Bu arada arkadaşlar, salatalıklar tekrar türemiş. Gece acil durum videosu çektiydim. Hemen birini ağına düşürmüşler. Bu büyük balık değildir umarım. Tamam hocam, hemen ekliyorum falan diye yazmış birisi. Bunlar ne yapıyor? İşte benim numaramı kullanıyor, profil resmimi kullanıyor, yorumlarınıza cevap yazıyor YouTube'da. İnanmayın, o ben değil. Sonra bütün paranızı alırlar. Onun yerine zirveden altcoin al, ters tek al, bundan daha iyi yani. Neyse, analize başlayalım. Gece 2'de acil durum videosu çektim. Çok mu acildi? Belki acil olabilirdi. Nasıl diyeyim? Ani bir hareket gelebilir gibisinden ben ne olur ne olmaz diye sizi bilgilendirmek istedim. Çünkü haftalık kapanış gerçekten önemliydi arkadaşlar. Niye önemliydi? Detaylandıracağız. Videoyu tüm izleyin derim. Niye? Bayağı önemli bilgiler vereceğim. Ya burası sıkıcı olmuş ya. Neyse, burayı da geç. Burayı da sardırayım. Öyle değil arkadaşlar. Baştan sona kadar izleyin. Pişman olmazsınız. Yani ben bu bilgileri sizin için veriyorum, kendim için değil. Şimdi haftalık kapanışı değerlendirelim. Acil durum videomda bayağı detaylara değindim. Bugün biraz daha detaylandıralım. Şimdi bu MA 50 arkadaşlar. Haftalık grafikte MA 50. Oran altında kapattık. Bakalım kapattık mı? Bence kapattık. Şöyle bakalım. Evet, altında kapanış geldi MA 50'nin. Yani MA 50'miz kırıldı. Bu saatten sonra ne görmemiz lazım? Tekrar MA 50 üstünde haftalık kapanış görmemiz lazım. Bu olmadıkça ben nakitteyim arkadaşlar. Ben nakitteyim. Şöyle anlatayım. Çok pis düşmede riski var. Hani üstünde bir haftalık kapanışı görelim derim. Yani en az bir hafta izlemem lazım benim piyasayı. En az bir hafta izlemem lazım. Çünkü buraya bir retest gelip çok sert düşme potansiyeli var. Ha, bu tuzak mıdır? Olabilir tabii ki. Olabilir. İşte tuzak olup olmadığını anlamanın yolu var. Haftalık kapanışı bekleyeceğiz. Üstünde kapatacak mı, kapatmayacak mı? Bu grafiğe göre. Çünkü bu MA 50 kırıldı mı neler oluyor? Bir bakalım. Direkt geçmişe iniyoruz. Tarihten bu yana neler yapmış bu MA 50'nin kırılımı? Şöyle, ilk kez 2014 yılında kırılmış ilk kez, yani tarihten beri ilk kez gördüğünüz gibi. Mesela bu MA 50 piyasaya 2012 yılında çıkmış ilk kez. Ondan sonra arkadaş hiçbir zaman test etmemiş. Hiçbir zaman test etmemiş. Sonra boğa yaşanmış, mini ayı, bir boğa daha derken ilk kez Nisan 2014 yılında oraya temas etmiş. Gördüğünüz gibi. Ve ilk dokunduğunda çok sert tepki almış, yükselmiş. Yani geçenlerde de 2 ay önce biz dokunduk. 2 ay mı, bir ay mı? Az sonra bakarız. Hani ben tepki bekliyordum açıkçası. Tamam geldi ama beklediğimden az geldi. Yani geçmişte çok daha güzel tepkiler vermişti. Onun sebepleri de şu olabilir. Bitcoin düzeltmesiz düşüyor. Yani dalgalanmadan düşüyor büyük resimde. Direkt düz çizgi düşüyor. Geçmişte daha fazla dalgalar vardı. Mesela bakın, burada zirve yapılıyor. Düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Bakın nasıl dalgalanıyor, görüyor musunuz? Ama şimdiki zamana bakıyoruz. Hiç dalgalanmıyor. Direktman düşüyor. İşte burada da bir acayiplik var. O da bizi kıllandırıyor tabii ki grafikçiler olarak. Neyse, ilk etapta tepkiyi alıyor MA 50'den. Daha sonra tam şu noktada kırıyor kırmızı ortalamayı. Bakın tam şu noktada kırıyor. Retest bile yapmıyor. Bakın retest bile yapmıyor. İşte o yüzden acil durum çektim. Olur ya, böyle bir hareket gelirse retest bile yapmadan belki düşer gibisinden acil durum olarak çektim. Hem de sizi bilgilendirmek istedim. Yani burada 530 dolar altında hafta kapatıyor. Yani ortalamanın altında hafta kapatıyor. Kademeli olarak nerelere düşüyor? Bir bakalım, dalga dalga 150 dolarlara kadar geri çekiliyor. Tabi bunlar haftalar sürüyor. Ama ilk etapta hızlı bir şekilde 400 dolar bandına düşüyor arkadaşlar. Yani %20-25'lik bir düşüş yapıyor. Bakalım şöyle kapattı. Direkt iğneye attı. %20'lik bir düşüş yapmış. Hemen bir sonraki hafta. Ondan sonraki hafta yatay derken 3 hafta sonra ekstra sert düşüşler başlıyor. Yani neticede burada MA 50'nin kırılımı hoş bir şey olmamış, değil mi? Gördük. Şimdi ileriye gidelim.
Bu arada MA50 bayağı önemli ortalama. Diyelim altına kırdı ya, bir gün üzerine kırdı mı çok sert yükselişleri tetikler bu. Şurayı örnek vereyim size. Bakın MA50 kıramıyor, düşüyor. Burada kırıyor, ondan sonra rally başlıyor. Görüyor musunuz? Çok önemli bu ortalama. Neyse, rally devam ediyor. 2017 Aralık ayında zirve yapıyor. Sonra bu noktada MA50'ye ilk kez dokunuyor. Çok güzel tepki veriyor arkadaşlar. Çok güzel tepki veriyor. Ve ilerleyen dönemlerde tekrar düşüyor. Bu sefer altında burada hafta kapatıyor. Bak. Tam şu noktada altında hafta kapatıyor. Diğer hafta, bakın burası önemli. Retest. Bakın retest. 2014 yılında retest yapmıyor. Ama 2018 ayısında önce bir retest yapıyor. Sonra düşüyor. Yani atıyorum şimdi bugün yarın bir yükseliş gelebilir buna göre. 2018'e göre retest yükselişi. Ama 2014 yılına göre de retest yükselişi gelmeden çöküş. Onu izleyip göreceğiz. İşte ben bu riske girmek istemiyorum. MA50 kırılıyor. Retest ondan sonra çok sert düşüyor. Bakın. Nereden nereye düşüyor? Burada kırılıyor da altında. Yani %25'lik düşüş yapıyor. %25. Bitcoin buradan %25 düşerse ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman nereden baksan 23 bin dolarlara falan geliyor galiba. 23-24 bin bandına geliyor. Tam hesaplamadım ama 3 aşağı 5 yukarı. Yani hadi %15 olsun. O bile risk. Bakın burada kırıyor, çöküyor. Ondan sonra retest. Ondan sonra bir daha çöküş. Daha sert çöküş. Görüyor musunuz? Bakın MA56 tehlikeli. Şu noktada MA50'nin üstünü hafta kapatıyor ve uçuşa geçiyor. Yani MA50 böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey. Şu an 31.788. Birazcık yükseliyor Bitcoin. Şimdi diyelim bu MA50'yi retest yaptık. Ne olur? 32.315 seviyelerinde şu an. Ama haftalık dirençtir. Hafta içinde iğneler gelebilir üzerine. Atıyorum MA55'e de iğne gelebilir. 32.650 seviyesinde. MA10'a da iğne gelebilir. 34.800. Önemli olan haftayı nasıl kapatacak. Birinci haftalık kapanışını yaptı altında. İkinciyi de yaparsa cidden sıkıntı. Stokastik arasay. Bakın hala al vermemiş. Hala al vermemiş. Yani bu da diyor ki biraz daha bekleyin diyor. Büyük resim için. Yani hareketli ortalama bazında hoşuma gitmedi haftalık kapanış. Şimdi diğerlerine gelelim. Stokastiğe değindik. MACD'ye bakalım mesela. MACD ne yapmış? Yani MACD de şöyle diyeyim. Haftalık bazda sıfır seviyesinin altında oldukça o da negatif. O da negatif. Yani üzerine atması gerekiyor. Mesela şu noktada sıfır seviyesinin üzerine atıyor. Tam şu noktada. Ondan sonra gelen yükselişe bakın. Yani 2x yapıyor en az. Şurada da sıfır seviyesinin üzerine atıyor. Rally başlıyor bakın. Şimdi biz sıfır seviyesinin altına yeni düştük daha. Yani haftalıkta hala net bir olumlu sinyaller yok. MACD'de tek olumlu şey bu çubukların kısalması. Ama geçenlerde de değindim. Burada da çubuklar kısalıyordu 2018'de. Ama Bitcoin dalga dalga düşüyordu bakın. Yani onu da baz almamakta fayda var. Şimdi başka nelerimiz var? Bunlar tamamen haftalık kapanış değerlendirmesidir. Süper trende bakalım mesela. Orada ne durumdayız? Boğa rallisi ne zaman başlar? Bakın süper trendde eğim iyice aşağı gelmiş. Şu an 51.715 seviyesinde. Hemen bir haftada kırmaz tabii ama diyelim hadi bu hafta böyle bir şey oldu yani. Bir mucize bir şey oldu. Bitcoin deli gibi yükseliyor. Yani bugünden itibaren herhangi bir hafta 51.850 üzerinde gelmedikçe zaten boğa beklemem. Bakın zaten boğa beklemem. O yüzden büyük yatırımlar da yapmam. Acelem yok. Beklerim. Niye? Bu çizgi daha düşecek. Hani 68 bin dolarlardaydı çizgi ilk sel verdiğinde. Yani şu an ta 51.800'lere kadar gerilemiş. Atıyorum 2 ay sonra 1 ay sonra bu iyice 40 bin dolarlara kadar düşer. Örnek vereyim. Ne zaman sell verir buradaki gibi buy verir. O zaman diğer sinyallere de bakarım. Bakarım boğa geldi mi gelmedi. Örnek vereyim yani. Ona göre girerim. Yani büyük resimde hala olumlu bir şeyler görmüyorum. Bakın burada sell veriyor.
bir yıldan fazla düşüyor. Bakın bir yıldan fazla düşüyor. Bay veriyor yükseliyor. Bay veriyor yükseliyor. Hiç sekmiyor bakın. Hiç sekmiyor. Bay veriyor yükseliyor. Bay veriyor yükseliyor. Bu haftalık grafik. Yani bir yükseliyor dediğim aylar sürüyor yani. Öyle 4 saatlik grafik değil bu. Yani minimum bunu görmem lazım. Haftalıkta hala olumlu değil süper trend. Devam edelim. Arasa'ya bakalım mesela. O ne yapmış? Arasay. Şöyle bir yükselen trendi vardı onun. Bakın. Yani bir şekilde bu trend çizgisine ulaştık diye düşünüyorum. Yani buraya kadar gelmiş. Yani üşenmemiş. Daha buralara kadar gelmiş. Yani şuraya dokunmasa terbiyesizlik eder diye düşünüyorum. Sizce de öyledir büyük bir ihtimal. Aynı görüşteyiz. Yani düşüşün devam etmesi gerekiyor bu grafiğe göre. Arasay haftalıkta nasıl diyeyim daha bayağı yolu var arkadaşlar. Şu düşen trend kırılacak. Daha bayağı yolumuz var. Boğa için diyorum. Bakın boğa rallisi için diyorum. Mesela şurayı düşünün. Şöyle. Yani bir trend gerçi kırıldıktan sonra bir retest de yapıyor. O da çökertiyor piyasayı. Yani neticede arkadaşlar Arasay'da daha bence dip yapılmadı. Bence dip yapılmadı. Hiçbir ayı piyasası dibi buralarda bitmedi. Hiçbir ayı piyasası. Genelde şu alt çizgiye dokunuyor. 29-30 bandına bakın. Burada dip yapıyor. Şöyle göstereyim. Bakın Bitcoin grafiği bu tarihi. Şurada dip yapıyor değil mi? Bitcoin fiyatı 2014 yılında. Arasay ne yapıyor? O çizgiye geliyor orada dip yapıyor. Daha sonra Bitcoin 2018 yılında bir dip daha yapıyor şurada. Arasay ne yapıyor? Tam beyaz, o çizgide dip yapıyor. Şimdi bu ayı piyasası. Bu ayı piyasası. Bu ayı piyasası belli duruyor zaten. Yani her ayı piyasası orada dip yaptıysa bu da orada dip yapması lazım değil mi? O da bir mantık neticede. Yani hiç acelem yok. Büyük resim için böyle birkaç ay sonra ralli gelecek bilmem ne itibar etmeyin şimdilik onlara. Belki haklı çıkarlar o ayrı ama hani şu görüntüde öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani büyük bir şeyin olması lazım. Böyle çok farklı şeylerin olması lazım. Dünyada ve her yerde. Ama normalde biz şu an ayı piyasasını yaşıyoruz. Biliyorsunuz şöyle de bir durum var. Yani benim büyük resim grafiğimde şöyle durumdayız. Yani çizgilerimiz bu şekilde. Yükselen trendi kırdık biz. Altında baya baya haftalar kapattık yani. Hani bu da 1,5 yıldır yükselen trend çizgisi. Yani buranın da altında olduğumuzu varsayarsak sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı var. Yani cidden şöyle anlatayım size arkadaşlar. Mesela nereye örnek vereyim? Bir yerde dikkatimi çeken bir şey vardı. Bakın şöyle göstereyim. Ya bu niye ters çiziyor? Bir saniye onu bir ayarlayayım ben. Şöyle tamam. Mesela bakın burada bir yükselen trend var büyük resimde. Kırılmasına sert düşüyor görüyor musunuz? Kırılmasına sert düşüyor. Bunlar haftalık mumlardır. Bakın şurada bir trend var. Burada kırılıyor. Düşüş sert geliyor ardından. Biraz yatağa gidip kademeli düşüyor. Yani neticede düşüyor dibe doğru gidiyor. Hatta trend çizgisi kırıldıktan sonra dip yapmış. Tarihi dibini orada yapıyor. Bakın kırılıyor. Güm. Dip. Ondan sonra kademeli olarak boğaya giriyor. Örnek vereyim. Ondan sonra şurada burada da görüyoruz benzeri bir şey. Bakın şöyle bir yükselen trend. Kırılıyor. Retest ondan sonra daha sert çöküşe doğru gidiyor. Yani büyük resim açısından böyle bir trendin kırılması hoş bir durum değil. Şurada da var bir trend. Bakın kırılıyor. Ondan sonra çöküşe geçiyor. Çok örnekleri var. Çok. Çok örnekleri var. Burada da trend çizgisi var ve kırılıyor. Yani şimdiye kadar haftalık grafikte trend çizgileri kırıldığında her zaman düşmüş. Yani düşmüş dedim haftalar geçiyor aradan tabii hemen anlık değil. Bunlar haftalık mumlardır. Yani bu da önemli bir sinyal bana göre. Yani şu durumda boğa geliyor denmez.
Boğa geliyor denmez. Ha, anca ritest gelir. Diyelim bu hafta geldi, bu çizgiye dokunacağız. Kafaya takmış adamlar. O zaman atıyorum 40 bin dolar bölgelerinde olur. Ama aşama aşama gideceğiz. Acelemiz yok. Başka nelerimiz var? Bakın, bunlar önemli. Şöyle. Ara sayımızı kapatalım. Golden Ratio Fibonacci. Biliyorsunuz bu benim sihirli indikatörüm. Ha, benim dedim, sahipleniyorum ama ben yapmadım tabii bu indikatörü, ama ilk keşfedenlerden olabilirim. İlk keşfedenlerden olabilirim. Bitcoin zirvesini de bununla tespit ettik biz. Şöyle göstereyim size. Dedik ki işte bu iki çizgi kesiştiği vakit bugüne kadar her zaman Bitcoin zirve yapıyor. Ayı piyasası başlıyor. Daha zirve yapılmadan 4 ay önce, 3 ay önce ben bu konuya değinmeye başladıydım zaten. Aylık, ayda bir kere falan değindik her seferinde. Bakın her kesiştiğinde, şu yaz çıktığında ayı piyasası geliyor. İstisnasız. Ve orada da dedik ki çizgiler kesişti, sıkıntı var. Ve biz o günden itibaren bu en alt çizgiyi takip ettik. Tabii her gün değinmiyorum milleti sıkmamak için. Ara ara değiniyorum bu grafiğe. Haftada bir falan değiniyorumdur. Ya biz orayı kırdık gibi bir şey şu an. Turuncu çizgiyi kırdık. Bak. Şu şekilde. Tekrar üzerinde gün kapatmışız. Tekrar üzerinde gün kapatmışız. Bu da enteresan. Ama neticede bir kırılım olmuş burada. Bir tehlike sinyali var, değil mi? Haftalıkta da MA50'yi kırmışız. Bu da tehlikeli. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Bugün de üstünde kapatacak mı bakalım. Yani böyle çizgiye yapışık yapışık gitmesin. Şöyle belirgin bir şekilde üzerinde kapatsın. E işte tekrar toparlıyoruz diyebilelim. Yani şu şekilde bakın, mesela şu an altındayız çizginin. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Bak şu an altındayız. Şu sağ tarafa bakın. Şu şekilde. Veya yani gördüğünüz gibi altındayız. Yani bizim için ne yetiyor? Üstüne belirgin kapanışlar yapacak. Niye öyle diyorum? Şimdi bu Golden Ratio Fibonacci'nin alt çizgisi. Kırıldığında neler olmuş bugüne kadar? Bir bakalım. Misal burada bir tuzaklı kırılım var ilk kez, ama burası ayı piyasasının sonlarıydı zaten. Yani nasıl diyeyim? Orası 2019 Aralık ayı. Boğa'ya geçiş dönemine yaklaşıyorduk. Ama biz şöyle bakacağız. Bir ayı piyasası başlıyor ya. İlk kez oraya dokunduğunda neler oluyor? Bakın geçenlerde diyordum hani haftalıkta mealinden tepki yükselişi bekliyorum. Diğer taraftan da bu çizgiye geldik. O yüzden de tepki yükselişi bekliyorum diye söylemiştim. Dediğim gibi fazla abartılı bulmadım tepki yükselişini. Daha sert beklerdim ben. Çok cılız geldi. Neyse 2018 ayı piyasasında ilk kez düştüğünde tepki alıyor buradan turuncu çizginin. Altında herhangi bir kapanış gelmiyor. Daha sonra güzel bir tepki yükselişi yeşil çizgiye. Oradan satış. Burada kırıyoruz arkadaşlar. Burada kırıyoruz turuncu çizgiyi. Retest yapıyor. Aynı şu anda da retest yapıyor mesela. Şöyle göstereyim. Hatta ve hatta bakın, hatta ve hatta üstüne gün kapatıyor. Diğer gün sert düşüyor. Görüyor musunuz? Yani bugün üstüne kapatsa belki yarın sert düşer. Ondan sonra tekrar yükseliş, bir retest daha. Ondan sonra gelen çöküşe bakın işte arkadaşlar. Gelen çöküşe bakın. Yüzde kaç? %25. %25'lik çöküş. Çöküş sonrası dip yapılıyor. Bir tepki yükselişi. Bu sefer de bu kırılan turuncu çizgiyi test etmek için yükseliyor. Bakın şu noktayı. Ondan sonra tekrar düşüşe geçiyor. Uzun süre 2 ay yatay gidiyor. Ondan sonra 2 günde %50'lik çakılma yapıyor burada. 2 gün demeyeyim de işte 2 haftada %50'lik çakılma yapıyor. 6.000 dolardan 3.000 dolara gidiyor. Şimdi arkadaşlar, yeniler bilmez ama 2018 ayısını geçirmiş olanlar şunu iyi bilir. Şu 6.000 dolar bandı yani o kadar önemli bir destekti ki, öyle böyle değil. Biz 1,5 sene 6.000 dolar kırmaya çalıştık. Bakın her düşüşte oradan tepki aldı. Her düşüşte oradan aldı. Her düşüşte oradan aldı. Her düşüş. Yani say say bitmez. Ve biz de acemiyiz tabii o zamanlar.
Ben iddia ettim ya. 6000 dolar kırılmaz. İddia ettim yani. Hatta bazı forumlarda böyle polemiğe girdik. Kimileri dedi kırılacak. Biz dedi kırılmaz. İşte yatırımcıyı ürkütürler. Güven azalır. Yani bunlar hep söyledik biz 2018 yılında. Hatta 2018 yılındayken de 2014 yorumlarını hep ön plana sürerdim ben. Hani bakın 2014'te de böyle böyle denmiş gibisinden. E şimdi de 2018'i örnek veriyorum. İleride de 2020'yi örnek veririz, 21'i örnek veririz. Bu işler böyle. Yani arkadaşlar şu 6 bin dolar 30 bin dolar gibi düşünün. Şimdi çok duyuyorum. 30 bin dolar kırılmaz. Kırılamaz. Niye? İnsanların güveni azalır. Yatırımcıyı kaçırırlar. Bak şerefsizim ya. Şimdi şöyle anlatayım size. Aynılarını konuştuk bak. Aynılarını abartısız söylüyorum. Bak abartısız öyle aynı şimdi konuştuğumuz gibi biz konuştuk. 6 bin dolar kırılmaz. Yatırımcı kaçar. Güven azalır. Ya varsa eski dostlarınız sorun. Ne konuştunuz siz o yıllarda? Yeni gelenlere diyorum. Hani bu yorumları yazan var ya. Yatırımcı kaçırırlar olmaz diyenler yeni gelenler. Niye? Onlar geçmişi yaşamadı bizim gibi. Biz burada aynısını söyledik. Ya var ya donumuza kadar aldılar ya donumuza kadar aldılar. Hani demeyin o yıllar şöyle bu yıllar böyle öyle bir şey yok. Büyük resim bakın büyük resimde yanılmalar azalır. Gün içi al satlarda yanılmalar artar. Manipüle edilir, haberlerle yönetilir piyasayı. Ama büyük resimde bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Olmaz diye bir şey yok. Ve diyorlar ki hocam düşmez. Bitcoin maliyeti atıyorum şu kadar olmuş. Maliyetin altına düşürmezler. İster inan ister inanma aynı cümleleri 2018 yılında kurduk. Bak ben buradayım yalan söylemiyorum. Bitcoin 6 bin doları kırmaz. Niye? Maliyetin altına düşer dedik. Yatırımcılar kaçar dedik. Ürkütmesinler ceylanları dedik. 6 binden var ya öyle bir düştü ki 50 bine, 50 bin diyorum 3 bin dolara %50 bakın %50 bir anda düştü bakın bir anda düştü. Buraya geldi 3 bin dolara 1000 dolar gelecek 1000 dolar gelecek kimileri diyor Bitcoin yok olacak oradan ralliye başlıyor zaten. Yani olmaz diye bir şey yok. Bu piyasada olmaz diye bir şey yok. Bunu önce bir kabul edelim. Yani beni antipatik bulabilirsin bu dediklerimden dolayı. O senin kararın bana ne? Ben de bana düşeni yapayım değil mi? Ben kendi tecrübemi paylaşayım sizle. Ha inat edeceksen bilmem tabii. Ha belki de sen haklı çıkacaksın o da ayrı. Ama unutmayın bu konuşulanları biz yıllar önce konuştuk. Yani yıllar önce şöyleydi böyleydi değil. Ya direktman konuştuk. Yani ben geçmişi yeniden yaşıyorum şu an. Siz ilk kez yaşıyorsunuz ama ben ikinci kez yaşıyorum. Aynı şeyleri yaşıyorum. Aynı şeyleri yaşıyorum. O yüzden kimseyi dinlemem ben bu konuda. Maliyeti şuymuş bilmem ne. Zaten fazla takılmıyor. Maliyetin altına düşüyor ya. Bir fazla uzun sürmeden tekrar üzerine atıyorlar. Maliyet önemli değil. Bu adamlar, bu madenciler, yatırımcı adamlar. Bunlar bizim gibi günü kurtaralım derdinde değil. Bunların derdine geleceğe yatırım yapalım. Bakın geleceğe yatırım yapalım. Niye? Çünkü bunlar diyor ki Bitcoin 1 milyon dolar olacak diyor bir gün. Bir gün 1 milyon dolar. Bundan 20 sene sonra misal. Adamların acelesi yok. Adamların acelesi yok. Nasıl ki 10 sene önce toplamaya başladılar. Aceleleri yok. Ve büyük adamlar zaten bunlar yıllar önce aldı bu Bitcoin'lerini. Hani salak gibi böyle yükselmiş ken almazlar. Onlar hep algı operasyonudur. O ben, siz inanabilirsiniz. Beni inandıramaz kimse. Bir kere benim hayata bakış açıma ters. Neyse. Sohbet tadında gidiyoruz arkadaşlar. Niye? Hem eğitim hem sohbet hem analiz. Her şeyi daha iyi anlayın diye anlatıyorum. Bunlar yaşandı. Maliyetin altına düşürebilirler. Büyük babalar geleceğe yatırım yapar. Günü kurtarma peşinde değil. O adam biliyor ki maliyetin altına da düşse taş çatlasa hadi bir sene takılsın diyor. 10 sene sonra şurada olur nasıl olsa diyor. Adam ona bakıyor. Adam buna bakıyor. Neden Bitcoin'in geleceği olduğunu düşünüyorum ben. Hem arkadaşlar bir dijital dünyada her şey dijital olacak. Paralar da dijital olacak. Yani altcoin'leri demiyorum.
Bitcoin'den bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz Bitcoin değil başka bir şey çıkabilir. Sanmıyorum, sanmıyorum. Çünkü kim çıkartacak? Amerika, Türkiye, Çin, Almanya kim çıkartacak? Biri çıkartacak. İşte sıkıntı da orada. Kimsenin çıkarmaması lazım. Eğer dijital bir para çıkacaksa kimsenin çıkartmaması lazım. Çünkü insanları ikna edemezsin durduk yere dijital paraya geçmeye. Bizim milletimiz keş parayı sever. Düşünsene bir gün diyorlar ki yastık altında bütün paraları bankaya yatıracaksın. Dijital para olarak kalacak. Kimin neyi var neyi yok ortaya çıkacak değil mi? Ama dijital para bağımsızsa, bankalarla bağımlı değilse, değil mi? Böyle elektronik cüzdan da tutabiliyorsan şimdiki gibi daha güven verici olur. O yüzden Bitcoin hiçbir şey tutamaz. Hiçbir kripto para çıkıp da Bitcoin'i tahtından edemez. Bu benim görüşüm. Yanılabilirim. Sıkıntı değil, yanılayım. Zaten adım adım gidiyoruz ya. Hani de, çizgi kırıldı mı ona göre bilmem ne falan. Öyle öyle gittiğimiz için sıkıntı yok. Yanılsak da önemli değil bizim için. Benim görüşüm bu. Dünya görüşüm bu. İşte bu adamlar da o kadar büyük yatırımlar yapıyor ki madenciler. Milyar milyar, trilyon belki paralar harcıyorlar. Bakın salak gibi boşu boşuna harcamıyor bunlar. Bir bildiği var da harcıyorlar. Yani çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ki dünyada enerji sıkıntısı var. İşte insanlar nüfus arttı. İnsan nüfusu arttı. İşte doğal kaynaklar tükeniyor gibisine dertler varken bu madencilikte tüketilen elektrik neyin nesi? Niye bunu göze alıyorlar? Niye bu elektriği tüketiyorlar? Demek ki geleceği varmış, değil mi? Hani daha bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Bundan 10 yıl sonra farklı şeyler olabilir arkadaş. Ama biz bugüne bakacağız. Niye? 2 yıl sonra belki öleceğiz. 5 yıl sonra belki öleceğiz. 10 sene sonrasına takılmayalım. Bizim için şöyle diyeyim, sağlam bir ralli gelse o bile bizi götürür yani. Allah bereket versin deriz, geçer gideriz. Yani aşırı ileriye odaklanmaya gerek yok. Ben bunu niye dedim? Büyük yatırımlar yapılmış. Adamlar günlük bakmıyor. Maliyetin altına düşebilir. Önemli olan uzun vade bu adamlar için. Umarım bu konuya da açıklık getirmiş oldum. Yani arkadaşlar nerede kaldıydık? Bu çizgi. Turuncu çizgi kırılıyor burada. Gördüğünüz gibi düşüyor. Retest yapıyor. Bakın retest yapıyor. İlerleyen zamanlarda burada solumuz baş, sağımız tobo yapıyor. Ondan sonra yükseliyor. Sinyalini veriyor, gidiyor. Şimdi günümüze gelelim. Biz tekrardan bu turuncunun altına geldik mi? Geldik. Haftalık MA 50'nin altında mıyız? Altındayız. Aras ay haftalıkta hedefine ulaşmış mı? Daha ulaşmamış bence. Hani dalgalanabilir o ayrı ama büyük resmi daha dip yapılmamış gibi geliyor bana. Yani çok büyük bir momentum yakalayıp uçması lazım buradan. Daha önce yeşil çizgiye tepki yükselişi vermişti. Bu sefer vermemiş. Turuncu kırıldıktan sonra da turuncu çizgiye tepki yükselişi. Yani atıyorum bir sert bir düşüş gelse o günden itibaren biz bu turuncu çizgiyi takip edeceğiz. Hatta bence bugünden itibaren takip etsek iyi olur. Nasıl ki aylar önce Bitcoin zirveyi bu çizgiler kesişince yapabilir dedik. Ara ara değindik bu grafiğe. Şimdi de bu çizgi kırıldığı için ara ara da bu grafiğe değineceğiz. Yani artık yol haritamıza bu grafiği de ekledik. Bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu konuya da açıklık getirdiğimize göre son olarak EMA Ribbon. Ona bakalım biz. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Klavyeye bir dilini değiştireyim. Bu arada kayıt devam ediyor mu? İnşallah boşuna konuşmamışızdır o kadar. Tamam devam ediyor. Ne hangisiydi? Şu. Bakın arkadaşlar bu indikatör de güzeldir. Bakın bu günlük grafik. Günlüğü boş verin. Haftalıktan gideceğim ben. Bakın burada haftalıkta bir olay var. Haftalıkta bu EMA Ribbon'ın bütün ortalamaların altında kapattık biz haftayı görüyor musunuz? Bu bildiğim bir indikatördü. Dün bir yabancı paylaşmış. Dedim he böyle bir şey vardı. Niye biz değerlendirmiyoruz bunu dedim. Bir devreye soktum arkadaşlar. Bunu biz 2018-19 yılında çok kullanırdık bu indikatörü. Hatta ve hatta şöyle dip yapıldığında şu bölgede de ben kullandım. Şu bölgede kullandım. Hani teyidin birinde bu olarak gördüm. Aynısını burada da yaptık.
Yani bu indikatörü ben ne zaman keşfettim? Şöyle 2018 Aralık ayına doğru keşfettiydim ben ta. Ya keşif benim değil tabii. Hani birilerinden gördüydüm. Nasıl ki siz benden görüyorsunuz. Ben de o yıllarda birilerinden gördüm. Bildiğim bir indikatör. Yani yeni çözdüğüm bir şey değil. Onu söyleyeyim. Haftalık kapanış altında geldi. Bütün bu ortalamaların. Görüyor musunuz? İlk kez. Ve haftalık kapanış nasıl söyleyeyim? 2020 Aralık ayından beridir ilk kez böyle alçak bir yani alçak seviyede bir haftalık kapanış yaptı. Bu da önemli. Bakalım. Golden Ratio Fibonacci turuncu çizginin altındayız. Öncelikle üzerinde tutunduğunu görmemiz lazım. Diğer taraftan haftalıkta MA50'nin altını hafta kapattık. Öncelikle üzerinde hafta kapatmasını beklemek lazım. Diğer taraftan EMA ribbon'da son ribbon'ın altında hafta kapattık. Öncelikle tekrar üzerinde haftalık kapanış görmemiz lazım, değil mi? Mantık bu. Yani teyitlerimiz bunlar olacak önümüzdeki süreçte. Bunlara sık sık değineceğiz. Yani bakın geçmişi örnek vereyim tekrardan. Ya takılmayın geçmişe hoca diyenler olabilir. Öyle değil arkadaşlar. Biz bu rally'nin geleceğini geçmişle tespit ettik. Biz sonradan girmedik piyasaya. Sonradan girmedik. Ve çok büyük paralar kazandık. Bunu da söylüyorum. Hava atmak için demiyorum. Bizi tanımayanlar için söylüyorum. Biz paramızı aşağı yukarı 10'a katladık. Boğa piyasasında. Onun atıyorum işte teyidini alana kadar Bitcoin'in düşeceğinin teyidini alana kadar bir kısmını verdik karımızdan. Bir de altcoin'lerimiz vardı. İşte altcoin rallisinin gelmeyeceğinin teyidi de biraz zaman aldı. Oradan da kârdan zararımız oldu. Neticede arkadaşlar biz kâr ile çıktık bu işten. Ve biz bunu geçmişle yaptık. Bakın geçmişle yaptık. Bitcoin'in zirvesini de geçmişle tespit ettik. Yani burayı iyi anlayın. Anlamayanlar için diyorum. Geçmiş dostumuzdur. Geçmiş dostumuzdur. Unutmayın bu dediğimi. Geçmişte sana ihanet eden biri gelecekte de ihanet edebilir, değil mi? Öyle düşünün yani. Yedisinde neyse yetmişinde de odur diller ya. Öyle düşünün yani. Huylu huyundan vazgeçmez diller ya. Öyle düşünün. Bakın daha nice örnekler verebilirim. Ben analiz yaparken bir tek Bitcoin değil işte bu tarz şeyleri de baz alırım. Deminki söylediğim örnekler var ya. Bunları da baz alırım analizlerime katarım genelde. Ve çok faydalı oluyor. Yani geçmişte gördüğünüz gibi burada bir kırılım oluyor. Bir sert düşüş geliyor. Üzerine bir atıyorlar. Bakın burada ne vardı biliyor musunuz? Boğa vardı aslında. Burada rally başladıydı Bitcoin'de. Burada rally başladıydı. Mart 2020. Bütün dünya çöktü. Bakın bütün dünya çöktü. Yani öyle sert düşüş ki biz hala yaşamadık öyle bir sert düşüşü. Yani çok sert düştü Bitcoin. Bakın çok sert düştü. 10 bin dolardan 3.900'e kadar düştü. İşte koronadan dolayı kriz vardı. Ama o düşüşte dip yaptı artık. Oradan sonra rally başladı. Burayı saymıyorum ben. Niye? Burada bir istisna durum vardı arkadaşlar. Korona krizi vardı burada. Şu an zaten bilinen bir şey bu korona. Ne olabilir? İşte yarından itibaren böyle birden her gün milyon milyon insanlar ölmeye başlıyor gibisine böyle bir haber çıkar bir şeyler olur. Yani belki yani. Belki bir fake diyebilirim yani. Neticede burada ilk kez hafta kapatıyor. Ondan sonra dalga dalga ayı piyasasına giriyor. Görüyor musunuz? Haftalık bazda. Üzerindeyken boğa, altındayken ayı. Üzerindeyken boğa, altındayken ayı. Ya müzik dersi verir gibi olduk ama. Bunlar da notalarımız falan. Yani bu da ayrı bir sinyal. Görüyor musunuz? Bak biz ilk kez altında hafta kapattık. İlk kez. İşte acil durum videosunu da o yüzden çektim. Hem bu hem Golden Ratio Fibonacci hem haftalık MA50. Yani bunlar baba destekler. Cidden baba destekler bunlar. Yani diğerlerine karıştırılmaması gereken destekler. Şimdi şöyle. Hepsinin altına bir tane hafta kapattı. Bir tane. Tam teyit için 2 hafta kapatacağız. Bakın 2 hafta. O yüzden diyorum ya belki tuzaktır bu. İzleyip göreceğiz ama ben riske girmem. Önce bir bekleyeceğim. Tuzak mı değil mi? Önce bunu bir anlayalım değil mi? Niye? Gördük birlikte. Geçmişte bu sinyaller sonucu çok sert çakılmalar olmuş.
Yani arkadaşlar bir de şu var. Dolar endeksine de değinelim. Dolar endeksine de değinelim. Onun da bir makro analizini yapayım size. Bakın bu da aynı EMA RIB'in dolar endeksinde görüyor musunuz? Burada da Mart 2020'de çöküş yaşandı. Demin anlattım. Ondan beridir düşen trendde dolar endeksi. Bu RIB'in altında. Şimdi bakıyoruz. Geçen hafta üst yani gece üzerinde kapatmış. Cuma gecesi kapanış oldu dolar endeksinde. Bu son ortalamanın üzerinde kapatmış. Bu da bir dönüş sinyalidir arkadaşlar. Genelde bu sarı çizgi hedef olur. 94 seviyeleri. Şimdi bir yükseliş varsa dolar endeksinde o da bir sıkıntı Bitcoin için. Onu da baz almam lazım benim. Şimdi günlük grafikte de ribbon'un üzerinde. Neyse bununla işim bitti benim. Ben şuna bakıyorum tamamen. Büyük resim analizim var benim dolar endeksinde. Fazla değinmedim daha önce bu konuda. Bakın. Dolar endeksinde benim makro grafiğim bu. Senaryolarım bu benim dolar endeksinde görüyor musunuz? Yani bu ana düşen kanal, bu grafik 2000 diyorum 1986'dan gelen grafik. Bakın 1986. Yani grafik o kadar güzel çalışıyor ki kanala bakın nasıl çalışmış. Neyse vakti zamanında Ağustos ayında 2020 yılında ben bu dolar endeksinde ana yükselen trenin kırıldığını söyledim. Dolar endekste çöküş beklediğimi söyledim. Bununla ilgili videolarım var. Bakın arkadaşlar. 10 yıllık trend çizgisi kırılıyordu burada çünkü. Şimdi tekrar yükseliş başladı. Düşen bir trend vardı, orayı kırdık. Yani bir ihtimal retest yükselişi gelebilir bu kırmızı çizgiye. Bakın. Senaryo şu şekilde. Dolar endeksinde. Şöyle retest düşüş. Şöyle bakın. Böyle bir senaryom var benim. 2030 yılına doğru dolar endeksinin çökeceğini düşünüyorum ben. Şu şekilde Bitcoin'in de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yani büyük çöküş bu. Hani büyük çöküş. Dolar pul kadar değeri kalmaz. O esnada da kripto paralara gidebilir. Paralar yani 2025 yılından sonra özellikle hızlanabilirler kripto para üzerine. Diyorum ya bu işin geleceği var bana göre diye. Yani bunları da baz alıyorum. Yani dolar endeksine ters hareket ediyor Bitcoin. Bitcoin'de de nasıl diyeyim boğa süreçlerine bakınca ilerleyen yıllarda bir büyük rally daha gelir diye düşünüyorum. Çünkü nasıl diyeyim halfingler olsun bilmem neler olsun bunlarla genelde yükseltiyorlar fiyatları. Ve Bitcoin büyük proje. Son Bitcoin üretilme tarihi çok geç arkadaşlar. 2100 yılını geçiyor zaten. Yani son Bitcoin üretilecek o yıllarda. Düşünün yani. Daha geleceği var. Orayı bile hesaplayan adamlar işi yarım bırakmaz diye düşünüyorum. Neyse. Dolar endeksinde büyük resimde çöküş. Bekliyorum. Ama küçük resimde yükseliş. Bu küçük resim dediğimde aylar sürebilir arkadaşlar. Büyük resim yıllar sürebilir. Öyle düşünün. Bakın bu aylar alabilir şu hareket. Hatta bir sene bile alabilir. Bakın 2022 Şubat'a geldik bile. Şöyle atıyorum. Bak böyle uzatabilirler. Hatta şöyle üst çizgiye de gidebilir. Ama diğer hareket yıllar boyu sürebilir arkadaşlar. Yıllar boyu ve dünyanın sistemi full değişir diye düşünüyorum. Yani dolar endeksinde tehlike var mı? Var. Şöyle günlük grafiğe gidelim. Gördüğünüz gibi ana trend, düşen trend kırılmış. Retest yapmış ve yükselişe geçmiş. Yükselişe geçmiş. Tuzak mıdır? Olabilir tabii. Olabilir. Yani şu bölge önemli destek 92 seviyesi. Altında günlük kapanışlar gelmedikçe tehlikelidir. Dolar endeksi gelirse günlük kapanışlar tekrar retest düşüşü yapar. Orada da Bitcoin iyi bir tepki yükselişine gider. Burayı da takip edeceğiz arkadaşlar. Bugün farklı olsun dedim. Klasik Ramço videolarından bir tane çekmek istedim. Biliyorsunuz arada böyle uzun videolar çekerim ben. Her zaman yapamıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Biriyle her gün görüş, her gün muhabbet et. Bir yerden sonra sıkıcı olur. Konuşacak konu bulamazsın ya. Bu da öyle. Şimdi ben her gün böyle uzun videolar çeksem bir yerden sonra tıkanır kalırız. Muhabbetimiz sarmaz. Konuşacak şeyler kalmaz. Malzeme kalmaz. Ama ayda bir falan yaparsak bir sürü malzeme birikiyor. Anlatacak çok şey birikiyor.
Yani ben bunu videoları niye çekiyorum? Hem sizi bilgilendirmek için hem de benim kafamda neler var. Beni daha iyi anlayın diye çekiyorum. Şimdi ben büyük resmi önemserim değil mi? Kısa vade bir yerlerden çiziyoruz, ediyoruz falan ama benim asıl düşüncem bunlar. Asıl düşüncem bunlar. Öbürleri tamamen gün içi analizler. Hani gün içi şuraya gidebilir, buraya düşebilir vesaire. Ama büyük resim benim genel düşüncemdir. Yani ilerleyen aylarda bunları beklerim ben. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıdık, daha iyi anladık. Yeni gelenler için diyorum. Öncekiler zaten tanır beni. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.